Bitcoin ETF'leri piyasaya çıkalı 6 gün oldu. Bitcoin'in fiyatı pek istendiği gibi gitmedi ve şimdi bolca spekülasyon var. Acaba ETF'lere talep yeterli boyutta mı? Bu talep Bitcoin'in fiyatını ileride yukarı doğru çekebilir mi, çekemez mi? Bin tane geyik dönüyor. Bu geyiklerin bir bölümünde roketler atılıyor. Bir bölümünde Bitcoin'in 5000'e inceyi konuşuluyor. Benim görüşüm ne? Benim bir görüşüm yok. Ben matematik yapmaya çalışacağım size. Yine basit bir Excel tablosu oluşturdum. Zamanında enflasyon hesaplamasında bu tip tablolarım çok işe yaramıştı. Belki Bitcoin'de de işe yarar. Basitçe matematikle bakmaya çalışacağız ve ETF'ler Bitcoin'e iyi mi geliyor, kötü mü geliyor, uzun vadede ne yaparlar bunun etkisini tahmin etmeye çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bitcoin ETF'leri piyasaya çıkma haberiyle beraber 49 bine kadar Bitcoin'in fiyatı zıplamıştı orlardan sert geri çekildi. Bir ara 40 binlerin altını zorlayacak gibi gözüküyorduk şu anda 41.755'ten işlem görüyor. Tabii çok sayıda insanı bu sert hareketler sırasında canı yandı. Şimdi herkes merak ediyor bundan sonra ne olacak diye. Bu arada bu grafiği Quant Fury üzerine hazırladım. Quant Fury Trading View grafiklerine ücretsiz olarak ulaşmanıza sağlıyor. Aynı zamanda ücretsiz olarak Bitcoin, diğer pek çok kripto para ve Amerikan hisse senetlerinde alıp satmanıza da izin veriyor. Ben de bu platformu yoğun olarak kullanıyorum. Şimdi bakalım bundan sonra neler olacak? Bundan sonra neler olacağını anlamak için şu ana kadar ne olduğuna biraz bakmak lazım. Basit bir Excel tablosu hazırladım. Kaynak Bloomberg veriler için. Burada farklı Bitcoin ETF'lerin isimlerini görüyorsunuz. O ETF'in hangi şirkete ait olduğu burada ve ilk 6 gündeki işlem hacimleri şuralar milyon dolar şeklinde. Yani Fidelity ilk gün 227 milyon dolar, ikinci gün 195 milyon dolar, 102 milyon dolar alınmaya devam etmiş. BlackRock'ın IBT ise ilk gün 117 milyon dolar, sonra 386. Toplamda 1 milyar 428 milyon dolarlık şu ana kadar Bitcoin'e işlem yapmış. Fidelity ise 1 milyar 282 milyon dolar. Bunlar zaten en büyükler. Diğerlerini görüyorsunuz. ARK 382 milyon dolar bit 450 milyon dolar. Bunlar büyükçe olanlar, diğerleri oldukça küçük kalıyorlar bunların yanında. Toplamlara baktığımızda şu ana kadar GBTC Grayscale hariç, neden hariç? Biraz sonra geleceğiz. 3 milyar 960 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleşmiş. GBTC hariç koyuyoruz çünkü GBTC'den çıkışlar var düzenli olarak. Oradan yapılan satışlara baktığımızda 2 milyar 807 milyon dolarlık satış var. Net de Bitcoin'e yeni giren para sadece 1 milyar 148 milyon dolar. Yani beklenti süper yükseltildikten sonra bu rakam önemli bir rakam mı? Açıkçası değil çünkü bu günlüğe vurduğumuzda nette kabaca 200 milyon dolar civarında işlem anlamına geliyor. Bitcoin'in toplam işlem hacmine kıyasladığımızda bu pek önemli değil. Bitcoin'in günlük işlem hacmine baktığımızda 9 milyar 704 milyon dolar gözüküyor son 24 saatte ki bu hafta sonu hafta içinde biraz daha yoğun artık çünkü ETF'ler hafta içinde devredeler. E öyle kıyasladığımız da açıkçası çok da ciddi bir rakam yok. 200 milyon bölü 9.7 yani toplam %2 civarında şu anda işlem geliyor buradan. Net Bitcoin ETF'i alımı anlamında. Ama eğer Grayscale'in satışlarını bir kenara koyacak olursak bu rakam kabaca 4 katına çıkıyor. Bu durumda 800 milyon dolara geliyoruz. 800 milyon dolar bölü 10 milyar dolar diyelim toplam Bitcoin hacmine. Onun içerisindeki yeri %8'leri buluyor. O işte fena değil. Ama de satmaya devam ediyor meseleye bir adetsel olarak bakmakta fayda var. Günlük net olarak Bitcoin alımlarına baktığımızda ETF'lerin birinci günde 15.000 adet net alım var. İkinci gün 5047 üçüncü günde çıkış var. Eksi 1283 çünkü o gün GBTC'nin satış adedi diğer bütün ETF'lerin toplam alım adetlerine geçmiş. Dördüncü gün 11253 net alım var. Beşinci gün eksi 3242 yine çıkış var. Altıncı güne baktığımızda ise sadece 798 adetlik net alım var. Bunu bir ortalamaya vurduğumuzda günde 4600 adetlik net alım var. Ama eğer GBTC'nin 11257 adetlik satışı olmasaydı 15863 adetlik günlük ortalama alım gelecekti. Bu ciddi bir rakam. Çünkü baktığımızda Bitcoin'in günlük işlem hacminin 232.000 adetlerde olduğunu görüyoruz. 15.000 adetlik yeni bir günlük alım ortalamasının piyasaya girmesi Bitcoin fiyatına elbette olumlu yansıyacaktır. Bu durumda elimizde iki soru var. Birincisi Grayscale devam edecek mi? İkincisi de Bitcoin ETF'leri bu seviyede almaya devam edecekler mi? Çünkü eğer Grayscale satmaktan vazgeçerse, başka yeni büyük satıcılar da piyasaya girmezse Bitcoin ETF'leri bugünkü seviyelerinden bile alıma devam etseler Bitcoin'in fiyatı yukarı doğru ciddi bir şekilde çıkabilir. Neden? Çünkü günde toplamda 900 adet bitcoin üretiliyor sadece. 15.000'in üzerinde günlük yeni bir talebin piyasaya girmesi mutlaka bitcoin fiyatını yukarı doğru alır. İkincisi halvanikten sonra bu adet 450'ye inecek. Yani bitcoin üretiminde oldukça ilerlemiş durumdayız. 21 milyon bitcoin 19 milyonu üretildi zaten. O yüzden halvaniklerin etkisi artık eskisi kadar radikal olmuyor. 900 adetten 450'ye iniyor. Ama 15.000 civarında ETF'lerden düzenli alım talebi geliyorsa Grayscale satmıyorsa başkaları da çok ciddi satış yapmıyorsa e, bunun Bitcoin'in fiyatı üzerinde yukarı yönde baskı yaratacağı kesin. Peki Grayscale satmayı durduracak mı? Önce ona bakalım. Sonra da Bitcoin ETF'lerden talep bu hızla devam eder mi? O konuda biraz akıl yürütelim. Sanırım Grayscale'in satıp satmayacağını anlamadan önce Grayscale'in ne kadar çok Bitcoin olduğunu önce bir bakmamız gerekiyor. Böylece yaratabileceği satış baskısı konusunda biraz akıl yürütebiliriz. Bir web sitesi var bitcointreasuries.net diye. Burada çeşitli şirketlerin bünyelerinde ne kadar Bitcoin bulundurduğunu gösteriyor. Altta da şöyle çok hoş bir grafik var. Bu grafiğe baktığımızda Grayscale'in ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Grayscale'in elinde bütün bu satışlardan sonra hala 566.973 adet Bitcoin var gibi gözüküyor. 3 aşağı 5 yukarı. Tam güncel olmayabilir ama buralara yakın bir yerdeyiz. Bu çok büyük bir rakam. Mesela yıllardır Bitcoin toplayan MicroStrategy'nin elinde 189.000 Bitcoin var. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin elinde 215.000 Bitcoin var. Bu el koymalardan geliyor. Çin'de 190.000 var. Ukrayna'da 46.351 var. Niye bilmiyorum. Şurada görüyoruz Tesla'da 9.720 adet var. Grayscale'e tıkladığım daha da enteresan verilere ulaşıyoruz. Grace Grayscale'in elindeki devasa Bitcoin rezervinin çok küçük bir sattığını, daha arkada devasa Bitcoin olduğunu görüyoruz. Burada da günlük satışlarına ulaşmak mümkün. Neden Grayscale'den Bitcoin çıkışı var? Bu Grayscale'in kararı değil. Grayscale fonunda uzun yıllardır Bitcoin'ları kitlenmiş olan insanlar çünkü o fondan satış yapamıyordunuz. Artık özgürleştiklerini düşünüyorlar. Grayscale'in komisyonları çok yüksek bir kere. Yüzde bir buçuk civarında. Oradan çekip Bitcoin'lerini diğer ETF'lere aktarıyorlar. Bir bölümü de muhtemelen kar alıyor ve tamamen Bitcoin'den çıkıyor. Başka altcoin'lere gidiyor vesaire. Bu çerçevede baktığımızda Grayscale'in kararı değil bu satışlar. Onu anlamamız lazım. Grayscale'de Bitcoin'i kitlemiş olan ve hala orada 560 bin adet Bitcoin'i olan yatırımcıların kararı ve Grayscale'in komisyon oranı yüksek olduğu için diğer bazı ETF'lerde komisyon geçici bir süre içinde olsa sıfır, diğerlerinde çok çok aşağıda bu çıkışın devam edeceğini tahmin ediyorum. Bir de yıllardır burada Bitcoin'leri kitle olan insanlar var. Onların da serbest kalan Bitcoin'lerinden karlarını alıp başka alanlara gidebileceğini düşünüyorum. Özellikle de şu ana kadar Bitcoin'in ETF sonrası ki federaketine bakınca satışların bu yönde de gittiğini tahmin etmek çok zor değil. Ben bu baskının bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum o yüzden. Ve bu baskı olduğu sürece yukarı doğru gitmemiz zor. Tabi ileride burada gördüğümüz başka bayanlara satış yapar mı? Onu bilmek zor. Mesela Marathon Digital var. Bizim de yatırımcısı olduğumuz bir madenci şirket. 13.726 tane o var. O da satışa geçebilir. Tesla 9.720 var. O da satışa geçebilir. Block'ta 164.000 tane var. Belki o da satışa geçebilir. Bir de burada bizim bilmediğimiz başka bayinalarda var. Kurumsal olmayanlar. Burası çünkü kurumsal hazinelerdeki bitcoinlere bakıyor. Bireysel bayinalar da var. Onlar da satış yapabilir. Ama eğer varsayımımızı onlardan yeni bir satış gelmez esas hikaye bu Bitcoin ETF'lerinde dönüyor diye bakacak olursak sanki Grayscale'in, GBTC'nin baskısı henüz bitmeyecek gibi gözüküyor. Buradan bir sonraki soruya geliyoruz. Bitcoin ETF'lerinin alımları yavaşlar mı? Bu konuda maalesef elimizde henüz yeterince veri yok. Şu ana kadar ortalama 14-15 binlerde gidiyor. Son 6. günde de 15 binlik talep var. O gün GBTC aşırı satmış yoksa talep devam ediyor gibi gözüküyor. Bu talebin bir bölümü zaten Grayscale elden çıkanın buralara gitmesi şeklinde oluyor düşük komisyon diye. Nette yeni piyasaya giriş sadece 1 milyar dolar civarında oldukça düşük aslında. Bu artacak mı? Mutlaka bu Bitcoin ETF'leri Bitcoin pazarlamasını artıracaklar. Mesela BlackRock'ın CEO'su Larry Fink Bitcoin'in e kadar güzel olduğunu bugünlerde anlatıyor. Bazıların reklamları dönüyor. Hem kendi web sitelerinde hem televizyona, ulusal televizyona reklam veriyorlar. Buradan Bitcoin talebinin bir miktar artacaklarını düşünüyorum. Çok artırabilirler mi? Yani bu ilk hafta gelen 1 milyar dolarlık net talebin üzerine çok bir şey gelir mi? Valla ondan çok çok emin değilim. Ve rakam buralarda kalacaksa nette çok alan bir rakam değil. Çünkü Grayscale'in satışları durduktan sonra ne olacağına bakacağız. Ve yeni çok net alım geliyor mu? Çünkü unutmayın bu bir bölümü de Grayscale'den çıkanların alınması. Ona bakacağız. O yüzden nete bakmamız gerekiyor. 1 milyar dolar civarında haftalık bir net alım. Vallahi Bitcoin'in dişine bile gitmez. Öyle söylemek fayda var. Bundan dolayı izlemeniz gereken şey ETF'lerin bu Bitcoin'i pazarlamakla ne kadar başarılı olacakları eğer pazarlayabilirlerse, yeni yatırımcılar çekerlerse, bu para anlamlı şekilde yukarılara doğru giderse güzel ama nette baktığımızda şu anda Bitcoin ETF'lerin, Bitcoin'in fiyatına pek faydası olmayacağını düşünüyorum. Ve bu bir süre sonra moralleri biraz bozabilir. Çünkü hala pek çok insanın Bitcoin ETF'lerin Bitcoin fiyatı üzerinde olumlu etkisi olacağına dair inanç var. Bu inanç da kırılmaya başlayabilir. O halde ne yapmamız gerekiyor? Önümüzdeki günlerde net Bitcoin ETF alım satımlarına bakacağız. Ve haftalıkta bunun böyle bir milyarlarda değil de 4-5 milyarlara 6 milyarlar dolarlara doğru nette gittiğini görürsek Bitcoin fiyatının yukarı gitme ihtimali artacak. Ama ETF'ler oyunun sadece bir parçası unutmayın. Onun dışında gördük başka baynalarda da var. Ya onlar satarlarsa ne olacak? Ve bütün bunların sonunda bir tane temel soru çıkıyor ortaya. Bitcoin'in kullanım alanı gelişecek mi? Bitcoin'e daha fazla insan inanacak mı? Önümüzdeki günleri bunlar verilecek ama şu anda Bitcoin ETF'lerinin pek öyle Bitcoin'in fiyatını yukarı doğru zıplatacak güçleri yok gibi gözüküyor nette baktığımızda. Durum böyle tabii kendi kanaatinizi kendiniz geliştireceksiniz. Ben verileri sunuyorum. Mümkün olduğunca da tarafsız durmaya çalışıyorum. Hala bir tane Bitcoin'im var. Bitcoin'e dayalı bazı şirketler yatırımlarım var. O yüzden Bitcoin fiyatının yukarı gitmesini isterim. Ama bu tablo şu anda en azından kısa orta vadede çok da ümit verici değil. Bitcoin ETF'leri aktifleşirlerse, daha yoğun pazarlama yaparlarsa fiyat yukarı doğru gidebilir. Ben özellikle burada büyük iki oyuncunun yani BlackRock'ın ve Fidelity'nin ne yaptığını izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Umarım sizlere aşırı rakamları boğmadan ve fazla sıkıcı olmadan derdimi anlatmışım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.